Evet, bugün bir konsepti açıklamaya çalışmayacağım. Bugün bir püf noktayı açıklamaya çalışacağım. Neyle ilgili bu püf nokta? Eski eserlerde geçen erdem kelimesini nasıl anlamamız gerektiği üzerine. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani kelimelerin anlamları 100-200 senelik dilimlerde bile aynı dilin içerisinde oldukça değişebiliyor, değil mi? Örneğin Stoisizmle ilgili, Stoacılıkla ilgili şeyleri, yazıları incelediğimiz zaman binlerce yıllık bir farktan ve farklı dillerden geçişlerden bahsediyoruz. Stoacılığın her ne kadar Roma döneminde hani son rötuşları atılmaya başlanmış olsa da özü antik Yunanca'da. Ve erdem denildiği zaman antik Yunanca'da arete diye farklı bir kelime var. Ve bu arete iyi olma, hani excellence, İngilizce'deki excellence aslında. İyi olma durumu. Bunu şöyle düşünebiliriz. Aristo diye bir kelime var. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Mesela aristokrasideki Aristo en iyi anlamına geliyor. Aynı kökten gelen bir kelime. Arete. Ve bu hani İngilizce'deki excellence manasında olduğu için bizim bugün anladığımız hani erdem nedir, doğru nedir, yanlış nedir bunları bilmek genel itibariyle çok özetledim tabii ki. Yani buna bir sürü itirazlar gelecektir. Erdemi açıklamak kolay bir şey değil. Zaten bu videonun odak noktası da o değil. Ama arete olarak o antik Yunanların anladığı şekilde anladığımız zaman erdemi bir insanın kendi işinde, uzmanlık alanında çok iyi olması da aslında bir erdem oluyor. Buna farklı felsefi eserlerde, antik Yunan felsefi eserlerinde birçok örnek görebilirsiniz. Yani bir doktorsanız örneğin o doktorları çok iyi yapmak da bir erdem. Şimdi bu aradaki farka niye eğiliyoruz? Çünkü dediğim gibi kelimenin anlamını o zamanın şartlarında, o zamanın anlamıyla anlamazsak eğer o zaman o dönemin eserlerini anlamak da mümkün olmayabilir. Örneğin Stoisizmin, Stoacılığın çok temel bir görüşü var. O temel görüşüne diyor ki mutlu bir hayat erdemler ile, erdemleri tatbik ederek ortaya çıkabilir. Şimdi bu cümleyi erdemin eski anlamını da bilmeden yorumlamaya çalışırsanız o zaman birçok problemle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Antik dönemdeki erdem anlamı ve bizim anladığımız şu anki erdem anlamı farklı. Bizim şu an anladığımız erdem ise virtue kelimesi var, değil mi? İngilizce'de hepinizin bildiği erdem. Ona yakın virtus diye bir kelime var, Latince. Ve bir kısmımızın tahmin edebileceği gibi virtus, vir yani erkek kelimesinden gelen bir şey aslında. Yani adamlık şeklinde belki Türkçe'ye çevirebileceğimiz o kökten geliyor. Tabii ki o anlama gelmiyor. Bunun nedeni de tabii biraz antik toplumların seksist olması. Yani bu hazırlanan eserler çoğunlukla kadınlar için hazırlanmıyordu. O yüzden virtus şeklinde bir kelime ve bu tabii kelimenin değişe değişe günümüze gelmesinden bahsediyoruz. Bu önemli bir püf nokta.